Efendim herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İyilik hikayelerinde bugün Ayşe Hanım'ı misafir ediyoruz. Ayşe Hanım kendisi yazar, tiyatro eğitmeni, başka. Ayşe Hanım tanıyabilir miyiz? Yapımcı, yönetmen, yazar, çizer, böyle bir Allah'ın kulu. Maşallah, hepsi bir arada. Neler yapıyorsunuz? Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan güzel geçiyor, yoğun tempolu geçiyor. Ramazan'ın böyle sahur vaktini seven birisi olarak özellikle gece uykusuz, gündüz de böyle sersem gibi geçiyor ama güzel. Biz birçoğumuz sahura kadar ayaktayız. Evet, verimli güzel geçiyor. İyi, yani kültür sanatla uğraşıyoruz. Tam 26 yıldır sahadayım, 1998'den beri. Basın, sinema, sonrasında tiyatro, şimdi hem eğitmenlik hem yazarlık böyle devam ediyor. Şimdi kadınlara yönelik yaptığınız bir çalışma var. Evet, Volver Tiyatro diye, İspanyolca dönüş demek Volver. Ben de sahnede kadınlara kendini dönüşü daha çok anlatıyorum. O yüzden Volver Tiyatro ile kadınlar için tiyatro eğitimleri veriyoruz. İzleyicisi de kadın, İzleyicisi kadın, tekniği kadın, oyuncu kadın. Bu şekilde yapıyoruz. 11 yıldır veriyorum bu eğitimleri. En sonda işte Ramazan'dan öncesinde Altunizade Kültür Merkezi'nde bir sahne aldılar. 23 kadın sahneye çıktı 4 oyunla. 2 saat boyunca kesintisiz seyircimiz de bizi izledi. Yakın zamanda da Gazze yararına bir oyun sahne vermiştiniz. Evet, o programdı. Evet, tebrik ediyorum. Aynı zamanda bir anneyiz. Evet, 2 çocuğum var. Zor olmuyor mu onlarla beraber bunlar? Yani bebekliklerinde beraber koşturduk. Çünkü eşimle birlikte tiyatro yaparken turne, özellikle yoğun turne ve ilk başladığımız yıllarda tekniği de ben yapıyordum. Müziği, teknik masada ben duruyordum. Para yabancıya gitmesin diye. Para yabancıya gitmesin, para da olmadığı için aslında. Yani özel bir tiyatro Türkiye şartlarında kuruyorsanız, bir desteğiniz, bir fonunuz yoksa geçinmek için, ayakta durmak için her imkanda siz koşuyorsunuz. Aslında hem yazarı oluyorsunuz, hem yönetmeni, hem de oyuncusu oluyorsunuz. Biz de öyle çocuklarımızı işte arabanın arka koltuğunda büyüterek devam ettik. Çok güzel. Çocuklara Ramazan'la ilgili neler anlatıyorsunuz? Nasıl? Ramazan'a ekstra bir şey anlatmıyoruz. Aslında görmelerini istiyoruz. Çünkü ben de öyle büyüdüm. Yani ben çoğu değeri, çoğu manevi şu anda yaşadığım hayatı ve seçtiğim karakteri, kişiliği görerek, anlayarak, okuyarak buldum. O yüzden dikte edilerek, üstten söylenerek bir şeyin anlatıldığında tesiri olduğunu düşünmüyorum. Çok da faydası olmuyor. Faydası yani olmuyor. Evet. O yüzden içinde yaşayarak bizle birlikte aktif bir şekilde işte güzel sahuru onlar da çok seviyor. Sahurda uykusuz kalmayı. İftarlarda özellikle aile iftarlarını çok seviyorlar ve bizim için de kıymetli bir şey. Güzel. Ramazan malum aynı zamanda yardımlaşma ayı. Evet. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Nasıl Ramazan'da geçiyor? Yani özellikle işte derneklerin kendi çalışmalarına destek oluyoruz bireysel olarak. Onların bağış kampanyalarına destek olmaya çalışıyoruz bir birey olarak, bir vatandaş olarak. Çünkü bireysel olarak sizin ulaşabileceğiniz imkanlar kısıtlı ama dernek ve vakıfların daha büyük bağlantıları var. O yüzden daha çok insana ulaşabiliyorlar. Bağış kampanyalarına destek olmak sadece oradaki bağış kampanyasını desteklemek değil, bireysel olarak siz de iyileşmek ve şifa bulmak için aslında bunu yapıyorsunuz. Yani aslında yardımlaşma biraz da kendimiz için kendimizi iyi hissetmek için yaptığımız bir şey. Ve bunun da toplumun devamlılığı açısından olması gerekiyor. Kesinlikle. Sinema serüveniniz nasıl gidiyor şu anda? Sinema serüvenimiz eskiden biraz daha yapımcılığa ağırlık veriyordum. Kısa filmler, belgeseller, reklam filmleri ama sonrasında senaryo üzerine çalışmalar var. Animasyon film, çocukluğumdan beri hayalim olan bir sektöre giriş yaptım. Tay 2 filminin senaryosunu yazdık Ayşe Sevim'le birlikte. Şu an o vizyona girdi. Ramazan ayı boyunca devam edecek. Çok güzel. Ramazan'da izleyeceğiz inşallah. Ayşe Hanım, bize anlatabileceğiniz bir iyilik hikayeniz var mı? İyilik illaki vardır ama yani iyilik hikayeleri çok var. Hem tanık olduklarımız var, hem birebir yaşadıklarımız var. Böyle aklınızdan çıkmayan. Yani Türkiye çok fazla olayın, ülkemizde çok fazla olay yaşanıyor ve bu mağduriyete döndüğü anda. Yani büyük felaketler yaşıyoruz, büyük hadiseler yaşıyoruz ve birbirimize ihtiyacımızın olduğu dönemleri çok fazla yaşadık yakın geçmişte. 6 Şubat depremi de bunlardan bir tanesiydi. Yani iyiliğin tam kavramını özellikle birbirimize muhtaç olduğumuz zaman ortaya çıktığını gördük. Ve bu toplumun, bu ülkenin insanların ne kadar birbirine destek olduklarında büyük bir iyileştirme
ekibi haline dönüştüğünü gördük. Bölgeye gidebildiniz mi? Bölgeye gittim. Depremden hemen bir ay sonra Kahramanmaraş'a gittim. Orada tiyatro çalışması yaptık kadınlara terapi amaçlı. Çadırlarda kadınları bir araya getirip tiyatronun biraz kendi uygulamaları içerisinde kadınlara terapi olsun diye böyle biraz etkinlik yaptık. Sonrasında Hatay'a gittik. Böyle iyileştirici bir yönü var aslında. Madden, fiziken yaptığımız yardımlar çok kıymetli ama manen de gönüllere dokunmak lazım. Siz neler yapıyorsunuz bu anlamda? Yüzde tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız etkinlikte program sonunda oradaki kadınların söylediği işte bir saatte olsa kendi gündemimizden biraz uzaklaştık, bize iyi geldi. Sanki işte çadırlarda yaşıyorlar ve evlerine hala geçememişlerdi biz gittiğimiz dönemde. Sanki kendimizi evimizde hissettik. Hani evimizde salonumuzda sohbet ediyormuşuz gibi hissettik demeleri bizim için kıymetliydi. Çok fazla etrafımızda savaş var. Halen devam eden acılar var. Ve biz görüyoruz ki hani sadece bireysel olarak yaptığımız değil, birlikte olarak yaptığımız şeyler bize iyi gelecek ve şifalandıracak. O yüzden o birlikte olan hikayeleri çok fazla görüyoruz. Evet. Ben az önce araya girdim ama iyilik hikayesinden bahsediyordunuz. Böyle... Çok bireysel bir iyilik hikayesi aslında. Benim de mesleğe heves etmemin, başlamamın. Şimdi çok hayatımda elhamdülillah böyle çevremde iyi insanlar var ve her birinin güzel dokunuşları var. Ama galiba bana en büyük iyiliği Kemal abim yaptı. Yani en büyük abim beni çok küçük yaşlarda işte okuma yazma bile bilmeden sahafların içerisinde, kitapların arasında yani 4-5 yaşlarındaydım. O da üniversiteye gidiyordu. Elimden tutup işte Kadıköy'deki, Taksim'deki ve Cağaloğlu'ndaki kitapçılardaki arkadaşlarının yanına götürürdü. Onlar muhabbet ederlerdi. Benim elime bir resimli kitap verirdi. Çizgi roman tutkusunu o aşıladı. Çizgi roman okumayı ondan öğrendim. Benim için bu büyük bir iyilik. Çünkü özellikle çocuk olarak bir rol modeliniz varsa, sizin yaptığınız hayalleri destekleyecek birisi varsa, sizin için, hayatınız için ve geleceğinizde yapacağınız mesleğe göre de yönlendirmesi açısından bence çok büyük bir ilk. Yazarlığın temelleri herhalde o dönem atıldı. Çünkü ilk yazdığım hikayeleri ona okuttum. 11 yaşından beri yazıyorum. İlk yazdığım hikayeleri hep ona okutuyordum. Onunla birlikte kitaplar okuyordum. Kitapların içerisinde geziyordum. O hayal dünyasının içerisinde benim o hayallerimin işte ya hayal kurma git maaşlı mesaili bir işe gir sigortan olsun diyen bir ailem olmadı. Desteklediler beni. Abimin beni bu kitap aşkının içerisine düşürmesi de tabii ki beni çok ciddi besledi. Çok güzel. Çocuklarda var mı peki böyle bir istidat? Var. Hem kızımda hem oğlumda var. Nasıl? Biraz açabilir misin? Okuyorlar. Kızım özellikle bu korku gerilim benden dolayı. Ben polisiye çok seviyorum. Korku gerilim hikayeleri okumayı çok seviyor. Oğlumla birlikte belgesel böyle çok klasik olacak ama biz hakikaten belgesel izliyoruz. Belgesel izlemeyi çok seviyoruz birlikte. Güzel. Akşam Ramazan ayındayız. Geldi, geçiyor bile. Malum hemen yanı başımıza Gazze'de büyük bir trajedi, büyük bir acı yaşanıyor. Evet. Bir anne olarak Ramazan'da düşünerek bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ramazan'dan önce Filistin yararına bir bağış gecesi olarak bir tiyatro oyunu sahneye koyduk. Begonyalar diye bir oyun yazdım. 6 kadının sığınakta Filistin'de yaşadığı bir hikayeydi. O hikayeyi yazarken, tiyatro oyununu yazarken çok fazla zorlandım. Yani bir hikaye metni değiştirmek, sürekli üzerinde çalışmanın dışında yazarken çok zorlandığım bir hikaye oldu ki ben bunu sadece yazarken zorlandım. Yani yaşamak, içinde bulunmak, orada olmak, orada bir anne olmak, çocuğunu kaybetmek, eşini kaybetmek, bütün aileni kaybetmek çok ağır bir travma, imtihan. Ama onların imanı, onların güçlü duruşu bize de örnek oluyor. Aslında onların yaşadıkları şey bize büyük bir imtihan ve ders oluyor. Özellikle Ramazan ayında böyle Kur'an-ı Kerim'in de indirildiği bir ayda insanların bu birlik, beraberlik ve fedakarlık kavramını daha çok hissettiği, nefsin biraz daha terbiye edilmesi üzerine yani orucun böyle bir haleti, ruhiyesi var. Bu ayda hani empati kurmayı da yükselteceğini düşünüyorum insanlar üzerinden. Çünkü evet orada bir acı yaşanıyor, orada uzakta bir acı yaşanıyor ama orada kişiler biz olabilirdik. Yani onlar seçilmiş insanlar değil, sadece orada yaşadıkları için bu başlarına geliyor. Biz de orada olabilirdik ve bu empatiyle
sahip çıkmak gerekiyor. Yani mazlumun yanında durmak gerekiyor. Evet. Oradaki kardeşlerimizin yanında durmak gerekiyor. Ve bir destek çağrısı yapıldığında, bir yardım kampanyası yapıldığında bu gözle bakmak gerekiyor. Evet. Daha önce o coğrafyada gittiniz, Kudüs'te. Evet, Kudüs'e bulundunuz. Gittim. Filistin'de Mescid-i Aksa'ya gittim. Yani oradaki şeyi çok acıydı. Biz şimdi El Halil'e gittiğimizde çok güvenliklerin içerisinden geçerek girdik ve büyük büyük demir kapılardan, İsrail askerlerinin kontrollerinden geçtik. Üzerimizde Türk vatandaşı olduğumuzu gösteren bir boynumuzda pasaport vardı. Ama mesela o pasaport olmasa ve ben oranın bir yaşayanı olsaydım, o psikoloji çok ağır. Yani keskin nişancılar eşliğinde sabah namazına gittik. Keskin nişancılarla çok yakın mesafede, burun buruna sabah namazına gittik. Evet. Vakit namazlarımızı kıldık. Mescid-i Aksa'nın içerisinde gezerken sürekli asker kontrolleri. Yani şimdi kapıdan giriyorduk. İşte orada biz tabii turist pasaportu olduğu için girişte çıkışta bir sıkıntı yok. Ama hemen arkamızda Filistinli bir kadın ve çocuğunu durdurdular. Çünkü oranın insanı. Ve bu psikolojiyle yaşamak, onlar sürekli bu psikolojiyle yaşıyorlar. Ve oradaki savaş, oradaki mücadele, yani bir soykırım aslında. Ve biz bu soykırımı iliklerimize kadar hissettik. Biz belki son demini daha yakinen tüm dünyayla aynı anda gördük ama dediğiniz gibi sistematik olarak zaten öncesinde gelen psikolojik bir kıyım vardı yani. O bir süre sonra hayatı daha çekilmez, yaşanmaz hale getirip belki de yapılmak istenen şey buydu. Bu anlamda ne yapmak lazım? Peki bu süreci biz insan olarak nasıl dahil olabiliriz? Yani şimdiye kadar, şimdi 1948'den gelen bir soykırım var. Devam eden o coğrafyanın bir katli var. Yani İsrail'in düzenli olarak oradaki insanları katlettiği, evlerini ele geçirdiği, mülklerine el koyduğu, canlarını yok ettiği bir sistem var. Filistinlilerle ilgili şu son dönemde, şu son olaylarla birlikte dünyanın ayağa kalkmasının sebebi biraz sosyal medya oldu. Görsel dünya, yeni medya oldu. Bu da bizim için çok büyük bir şeydi. Çünkü şu ana kadarki soykırımlar bu kadar ses getirmemişti. Şu ana kadar yapılan katliamlar bu kadar duyulmamıştı. Ve insanlar artık gerçeğin farkında ve bilincinde. Amerikan sinema endüstrisi 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılanları film ve sinema olarak dünyaya duyurdu. Ama Filistin'de yapılanlarla ilgili sinema endüstrisi içerisinde çok fazla eser yok. Mukayese etsek kaça kaç diyebiliriz? Yani %1 bile değil. Yani Filistin'le alakalı çıkan filmler bir elin parmağını geçmiyor maalesef. Dünyaya duyurulanlar en azından. Ama Amerikan sinemasında Yahudilerle ilgili yapılan çalışmalar çok daha oranı yüksek. Yani sistem tamamen onun üzerine kurulmuş. Dijital mecralar da aynı şekilde. Belki bundan sonrası için, yani bu toplumun bilinirliğiyle alakalı kısmında daha çok hikayeyi üretmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Sanatçı olarak da burada bize iş düşüyor. Ayşe Hanım, dünyanın birçok coğrafyasında hem yaşanan savaşlardan, felaketlerden ve yakıtlıklardan dolayı ciddi bir trajedi var. Evet. Bu anlamda biz bireysel olarak yapabileceğimiz katkı sınırlı. Yani bugün kalkıp Afrika'ya ya da işte Doğu Türkistan'a veya Gazze'ye gitme ihtimalimiz çok zor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri ciddi bir yükün altına giriyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu tarz olaylarda insanların duruşu, özellikle boykot gibi durumlarda, Filistin ve Gazze meselesinde en çok yaşadığımız şey buydu. İstikrarlı bir duruş gerekiyor bireysel olarak. Ama insanın şunu dememesi lazım, hani ben ne yapabilirim ki dememesi lazım. Evet. Çünkü birleştiğimizde ciddi bir güç oluyor. Yani herkes bir 5 lira koyduğunda, bunu 10 bin kişi yaptığında çok ciddi bir ihtiyacı gidermiş oluyor. O noktada da daha kurumsal, daha yapısal olarak yıllardır bu işi yapan, düzgün yapan, ağları ve ulaşım yollarını bilen, sahayı bilen dernek ve STK'ların çalışmalarını önemsiyorum. Çünkü onların, işte biz deprem bölgesinde de gördük, hemen çadırların kurulumu, ihtiyaçların karşılanması. Devlet tabii ki birçok şeyde bize fayda sağlıyor. Ama devletin ulaşamadığı yerde STK'lar ve dernekler çok ciddi anlamda hızlı reaksiyon alabiliyor. Ki biz bunu Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de de görüyoruz. Şu anda Gazze'ye yardımların bir kısmı işte Diyanet'le birlikte birçok kurum ve dernekle yapılıyor.
O derneklerin siz orada belki işte 100 lira veriyorsunuz, belki 200 lira veriyorsunuz. Ama işte onlar toplandığı zaman oradaki çok ciddi bir gıdayı, çok ciddi bir temel ihtiyacı karşılayabiliyor. O yüzden de şeyi unutmamak lazım. Yani her şeye para harcıyoruz ama kazandığımız rızkın, elimizde olan paranın bir miktarını hayır için harcamayı unutmamamız lazım. Hayatımızı da böyle bir düsturu edinmemiz gerekiyor. Çünkü işte zenginden alıp fakire vermek değil, bir düzen ve sistem içerisinde zaten sürekli yardımlaşma, yani o Osmanlı'daki ahilik sistemi gibi esnafın kendi içerisindeki yardımlaşmayla kimse mağdur olmuyor. Evet. İnsanların bireysel olarak sürekli yardım halinde olması, sürekli veren el konumunda olması gerçekten hem ülkemizin içerisinde yaşanan yoksullukla mücadele eden insanları hem de dış ülkelerdeki kardeşlerimize yardım ulaştırma konusunda yeterli olacaktır. Zaten inancımızın da gereği olarak kazandığımız o kazancın içerisinde ihtiyaç sahibinin de hakkı evet. var. Bunu da arındırarak o tabii İslam dininin içerisinde evet. de var. Hem sadaka var hem zekat tabii. var. Ramazan'da biz bunları daha çok idrak ediyoruz. Belki daha çok biraz biliyoruz. Daha evet Ramazan'da idrak ediyoruz kısmı bence klik. Yani Ramazan'da bu şey daha hassasiyetimiz artıyor evet. ama bu sürdürülebilir olması için. Daha onun, istikrarlı evet. olması lazım. Yani hani sürdürülebilir olduğu zaman hani taşıma suyla değirmen dönmez diye bir tabir vardır evet. ya. İşte o taşıma suyunu kanal açarak yani o kanaldan suyu sürekli göndererek hı. oradaki işte buğdayı un haline getirebiliriz. Bunun içinde yardımların, bağışların devamlılığı gerçekten önemli. Yani küçük büyük demeden yani evet. o kazandığınız rızkın içerisinde onun bereketlenmesini de sağlıyor aslında sizin veriyor olmanız, bağışlıyor olmanız. Ya, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Efendim bugün iyilik hikayelerinde Ayşe Hanım'ı misafir ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki iyilik hikayesinde görüşmek üzere. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.